Arkadaşlar merhaba. Ben İsviçre'den Murat. Kanalıma hoş geldiniz. Şifalar getirdiniz. Bugün Cuma ayın 8'i. Mayıs ayındayız arkadaşlar. Geçen video yaptığımdan sonra bir hafta daha geçti. Yenilikler var. İyi yenilikler var. O kadar çok iyi olmasa da iyi tarafa gidiyor diyebilirim. Neden? Arkadaşlar belki tabii ki siz de takip ediyorsunuz. Konumuz Sina yolu. Gidebileceğiz mi, gidemeyeceğiz mi? Karadan yollar açılacak mı, açılmayacak mı? Sınırların durumları nasıl? Edirne'de karantinaya alırlar mı, almazlar mı? Hepimiz merak ediyoruz. Arkadaşlarım, vatandaşlarım gün geldi çattı diyebilirim. Ramazan bayramı için. O konuda zannediyorum ki, emin değilim yalnız, Türkiye'ye gidip Ramazan bayramımızı kutlayabilmemiz için biraz zor olacak zannediyorum. Ama durum şöyle, ben şahsen araba da hazır, izin arabam da hazır, bavulum da hazır. Mayıs'ın 23'ünde Cuma günü sabahleyin buradan nasip olursa daha halen çıkmak istiyorum. Perşembe günü akşam öğreneyim, sınırlar açıldı, karantina konusu kapandı. Arkadaşlar ben yola çıkacağım. Çıkabilirsem çıkacağım, çıkamazsam mecburum izinimi burada yapmaya. O zaman 2 hafta izinimi İsviçre'de yapmaya mecburum. Şansım olursa belki Almanya'ya, Fransa'ya, Avusturya'ya 1-2 günlüğüne gidebilirim. Bayramdan sonra Haziran ayında durumlar çok iyi gözüküyor. Çünkü Başbakanımız Erdoğan Bey de söyledi, gazeteler de yazdı ve teletekst de yazıyor. Kendiniz de takip ediyorsunuzdur. Haziran'ın 15'inden sonra otelleri %60 müşteri alarak açmak istiyorlar. Tabii otellerde çalışanlar maske giymeleri falan lazım. Artık dezenfeksiyon stasyonları yapacaklar herhalde. Ona göre hazırlıklar yapılıyor ve otellerde dört gözden o tarihi bekliyorlar. Çünkü neden arkadaşlar? Konu hep aynı para. Para gelmesi lazım, para dönmesi lazım ve ben onlara hak veriyorum. İnşallah açılır, inşallah gidebiliriz. Ben şahsen hanımla Haziran'ın sonunda planlamıştım. Hatta parasını da ödedim. FTI Reisen'la 10 geceliğine rezervasyon yaptık. Parasını da ödedik. Gidebilirsek gideceğiz. Yalnız hanım biraz korkuyor. Gidersek hastalık bulaşır, bulaşır. İyi mi olur, kötü mü olur? Bakalım artık. Allah büyüktür. O hazırım derse ben zaten hazırım. Bana bugün izin versinler, bugün giderim. Evet. Siz de takip ediyorsunuzdur. Fransa, Almanya sınırı açmak istiyorlar aralarında. Arkadaşlar fark ettiyseniz Avrupa, EU pek istemiyor sınırları açmak. Almanya, Almanlar açmak istemiyor. Avusturya dedi biz Almanları açarız dedi. Tabii karşılıklı bu. Almanya pek istemiyor. Fransa pek istemiyor. Arkadaşlar bu virüsten artık alakası yok bu işin. Bu işin sırf böyle millet gitmesin, parasını burada harcasın, iş oraya düştü. Yani gerçekten. Sanki bizim Türkler gidecek Almanya'nın München'de otelde kalacak, parasını harcayacak. Mümkün değil öyle bir şey. Türkiye'ye gidemezse evinde oturur. Yani %99'umuz evinde oturur. Gezmeye gitse bile akşam evinde. Yani gidip otellerde kalmaz. Göl boyuna, deniz boyuna gitmez. Zannetmiyorum yani. Çok az prosentimiz yapar bu işi. Çünkü bütün Türk vatandaşlarımız benim gibi o günü her gün iplen çekiyor. Gelsin de arabama oturayım da Türkiye'me, vatanıma gideyim. Yani şimdi demek istediğim arkadaşlar bu iş sırf paraya düştü. Nasıl şimdi Yunanistan gelsinler diyor, sınırları açacağız diyor. İtalya aynı, İspanya aynı, Portekiz aynı. Hepsi deniz boyunda turizmden geçinenler. Yunanistan'ın acayip kaybı var. Nasıl Türkiye'nin kaybı var, onların da kaybı var. İtalya aynı, İspanya aynı. Zaten onlarda para dönmüyor. Endüstri işleri kötü. Turizmden çok para geliyor. Turizm de şimdi bu sene ölürse olmadı. Onun için
Hepsi açmak istiyorlar. Evet, bir arkadaşımız, değerli arkadaşımız yazmış, abi uçak mümkün, uçakla mümkün olur mu, olmaz mı, bunlardan da haber verir misin? Veririm kardeşim. Kendim internetten buradan uçak bileti alma programına girdim. Birkaç tarih denedim, Mayıs'tan filan denedim, olmadı. Haziran'a girdim, Haziran'dan sonra bilet satışları başladı. Biletler satılıyor. Yani Haziran'a girdiğiniz mi, kendiniz deneyin, dördünde mi, beşinde mi ne, biletler satılıyor. Gidebilirsiniz, İstanbul'a gidebilirsiniz, bilet var. Antalya'ya gidebilirsiniz, bilet var. Ben bundan 4 gün falan oluyor bunu denedim, oldu. Belki bu arada o uçaklar dolduysa bilet alamazsınız. O zaman bir gün sonra deneyin. Uçaklar tabii dolduğu zaman şimdi bütün millet ona da hücum edecek. Ona da dikkat edin. Bana sorarsanız daha şimdiden deneyin. Geç kalırsanız bilet alamazsınız. Uçaklar dolar, pahalı olur. Ne kadar çabuk alırsanız sizin için de daha iyi. Bu uçak konusu bu. Yani demek istediğim hem Almanya'dan, Fransa'dan filan mümkün, deneyin, var. Antalya'ya var, Ankara'ya var, İzmir'e var, bazı havaalanlarına var. Yani o mümkün olacak Türkiye ve bana kalırsa da bu karantina işi ondan sonra da kalkacak diyorum. Çünkü hasta sayıları filan bunlar tabii şimdi en mühimi onlar. Onun içinde bakanlar, başbakanlar bekliyor. Şimdiden evet derlerse sonra hayır diyemezler. Çünkü son günde evet derse tamam kardeşim, gelecek haftadan sonra gelebilirsin, gidebilirsin, açıyoruz, kapatıyoruz. Bu konu böyle. Değiştiremeyiz, sabredeceğiz, bekliyoruz. Bir arkadaşım yazmış geçen videodan sonra, merak ediyorum sen Balkan ülkelerini 100 euro rüşvet verip nasıl geçeceğim? Ben şahsen onu havadan bulmadım bu konuyu. Bir arkadaşımız var, o da YouTube'da film yapıyor ve Türkiye'den bir arkadaşı gelmiş. Beraber YouTube filmi yapmışlar, bizimle gezenlerle beraber. Türkiye'den adam geldim diyor. Yanıma böyle bir demet para aldım diyor. Gelene kadar diyor böyle kaldı diyor. İnanacağız herhalde, öyleydi, öyle oldu. Ben şimdi 100 euroyu gördüm mü bilmem, belki ben de alırım yani. Adamın durumuna bağlı. Evet arkadaşlar, işte Türkiye'ye gelelim. Biz şimdi diyelim ki sınırlar açıldı, Türkiye'ye kadar gidebileceğiz. Şimdi bizi daha devamlı uğraştıran Edirne'den olacak. Edirne'de sınırdan girdik mi, bizi karantinaya alacaklar mı, almayacaklar mı? Bizim için sorun o. Şimdilik öyle. Bugün Mayıs'ın 8'i, şimdilik öyle. Daha bir şey değişmedi. Türkiye ile de kontağım var. Türkiye ile de devamlı yazışıyorum, konuşuyorum telefondan. Şimdilik daha bir şey değişmedi ama bayramdan sonra değişecek. Durum öyle gösteriyor. Size %100 değil ama %90 söyleyebilirim. Hatta 99 söyleyebilirim. Bayramdan sonra her şey belli olacak. Biraz daha sabredelim. Bana daha 1-2 hafta izin verin. Size çok iyi haberler vereceğim bu konuda. Ama Temmuz ayında Türkiye'ye gitmek isteyenler, arkadaşlar her şey elde, mecbur sınırları aşacaklar, mecbur karantina kalkacak. Çünkü hasta sayısı da azalmaya başladı. İsviçre'de acayip düştü, Almanya'da acayip düştü, Fransa desen öyle. Fransa'da çok ölü vardı, orada da yani her memleket bu yaptığı yasaklarla bilmem ne kontrollerle bayağı bir virüsü frenleyebildik. Ve bu Türkiye'de de karantinaya da kalkacak. Şimdi nasıl yani otelleri dolduracaklar Alman, İngiliz, Fransız turistlerle de, biz karadan geldiğimiz zaman bizi karantinaya alacaklar. Öyle bir şey yapamazlar yani, öyle bir şey saçma bir şeydir. Çünkü karantinaya aldıkları zaman hepsini aynı şey yapmasıları lazım, yani muamele etmeleri lazım. Onun için Temmuz ayında gidecek arkadaşlara sesleniyorum. Arabanızı hazırlayın, servisinizi yaptırın, kontrol ettirin, tekerleklerine baktırın. Eski ise değiştirin, kendinizi garantiye alın. Bavulunuzu bodrumda ise yukarı çıkarın, tavanda ise aşağı indirin. Hazır olsun, sevinmeye başlayın. Biraz evet çok büyük konuşuyorum ama durum orayı öyle gösteriyor.
Ben yollar açılacak diyorum. Yalnız Ramazan Bayramı için gidenler için bilmiyorum. İnşallah açılır son günde gidebiliriz. Şimdilik durum böyle. Türkiye'ye kadar gitseniz de Edirne'de karantinaya girmeniz lazım. 2 ay gidersiniz, 2 hafta içeride oturursunuz. Ondan sonra akrabalarınıza, tanıdıklarınıza, evinize gidebilirsiniz. Ama 2-3 hafta, 3 hafta, 4 hafta gidecek insan için değmez zannetmiyorum yani. Evet arkadaşlar, bu bilgilerim, en son bilgilerim. Bundan daha fazla bilgi kazancı yapamadım. Biraz evvel söylediğim gibi devamlı konuştuğum, Türkiye'den tanıdığım insanlar var. Hem kendi şirketleri var. Ondan sonra belediyede çalışan bazı tanıdıklarım var. Memur, polis filan. Onlarla da kontaktayım. Ama daha fazla bilgi alamadım. Çünkü en son sözü Başbakanımız söylüyor. Sınırlar kapalıysa kapalı, açıksa açık. Karantina kalktıysa kalktı, kalkmadıysa kalkmadı. Bunu hiç kimse değiştiremez. Ondan sonra bir de bir konu var. Burada da var o konu. Biri öyle diyor, biri böyle diyor, biri diyor açılır diyor, biri diyor böyle. Nasıl ben şimdi size anlattım, ben böyle düşünüyorum. Ama size ben izah ederek anlattım, böyle 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 düşündüğüm için, onun için öyle düşünüyorum. Ama tabii ben de yanlış düşünmüş olabilirim. İnşallah yanlış düşünmemişimdir. Evet arkadaşlar, bu arada unutmadan söyleyeyim, çok yorum yapan arkadaşlar var. Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Bana yazarsanız sevinirim. Çünkü yaptığım videoları o zaman bir geri gelen bir şey oluyor. Ben de seviniyorum. Hatta bir like yaparsanız, abone olursanız daha çok seviniyorum tabii ki. Bana da bir karşılık, bir hediye gibi gelmiş oluyor. Onun için teşekkür ederim. Bazı arkadaşlarla hatta özel telefondan konuşuyoruz. Allah razı olsun, yazıyorlar. Biraz muhabbet ediyoruz. Çok iyi insanlarla tanıştım ve çok memnunum bu insanlarla tanıştığıma. Allah razı olsun, varsınız. Evet, önümüzde hafta sonu var. Bugün Cuma, ben yarın öbür gün gene boşum. Çok ısrar geldi, abi dedi, hatta birinden çok ısrar geldi. Abi dedi, sen dedi izin arabanı tanıt dedi. Ben de bir M4 M4 var BMW. Sıla yolu sırf arabam değil ama onların izine gidiyorum ve rahat bir araba. Abi dedi, onun üzerine bir film de yaparsan iyi olur dedi. İlk önce bir çekindim filan. Tabii kendim de biraz bilgi almam üzerine falan lazım. Dedim kardeşim bana biraz zaman ver, biraz hazırlık yapayım, biraz düşüneyim falan bu video nasıl olacak. Ona göre bazı hazırlıklar falan yaptım, bazı bilgiler aldım. Şimdi önümüzde hafta sonu tabii havanın da iyi olması lazım, insanın kendi de hazır olması lazım böyle bir videoya. Biliyorum çoğunuz beğenirsiniz, çoğunuz beğenmezsiniz. İnşallah hava atmak gibi gelmez size. Öyle yanlış anlamayın bu videoyu. Çünkü benim arabamdan ne Türkler var, daha ne arabalar var. Güle güle kullansınlar. Alnının terinden almışlar. Başka bu konuda bir şey diyemem. İşte bu hafta sonu o konu üzerine bir film yapmak istiyorum. İnşallah hoşunuza gider. Biraz evvel de söylemiştim. Hoşunuza gidiyorsa abone olun. Herhangi bir şey öğrenmek istiyorsanız, herhangi bir şey, ben İsviçre'de yaşayan adamım, İsviçre üzerine, buradaki yaşam üzerine herhangi bir şeyler öğrenmek istiyorsanız bana yazın. Ya size ben yazarak cevap veririm, belki dikkatinizi çekmiştir. Her insana, yazanlara ben geri cevap veriyorum. Elimden geldiği kadar, tabii abonementler artık 1000'i geçerse galiba biraz zor olacak gibi. Ama elimden geldiği kadar cevap veriyorum ve video üzerinde istekleriniz varsa bana yazın. Ona göre size buradan video yapmaya ben hazırım. Hazır olmasam bile kendimi hazırlandırırım, bilgi alırım. Ona göre yapmaya uğraşırım. Arkadaşlar sağlıcakla kalın. Kendinize dikkat edin. Hastalanmayın, virüse kapılmayın. En mühim olan sıhhat.
öbür videolarımda söylemiştim. Bu sene gidemezsek geçen seneye gideriz. En kötü durumu. En kötüsü öyle olur. Ama Temmuz'da gidecekler için ben diyorum ki hazırlanın arkadaşlar. Gün geliyor yavaş yavaş. Evet. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Yarın çalışan arkadaşlara hayırlı işler, bol bol kazançları olsun. Kendinize dikkat edin. İsviçre'den selam. Murat, bye bye.